Evet, selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün ikinci şuadan bir ders okuyacağız. Üçüncü meyve okuyacağız. Neyin meyvesi? Bu ikinci şua Üstad'ın başında diyor ki bu Risale'yi okuyarak, anlayarak okuyan inşallah imanı kurtarır. Böyle bir güzel derstir. Bu ikinci şuanın üç meyvedi birinci bölümü. Birinci meyve Zat-ı Akdes'ten bakar. Zat-ı Akdes'ten bahseder. İkinci meyve ise kainattan bahseder. Üçüncü meyve ise insandan bahseder. Dolayısıyla özet olarak diyor ki şeyde Filiste'de abiler yapmışlar. Mahlukattan zişur olan insana bakar. Der ki ey Adem oğlu sen mahlukatın en nazenin ve pek mükerrem ve mükemmelisin. Çok mesut ve mümtaz olmakta ta ebede kadar elini yetiştirmek ve temin istikbal ebed etmek halik alemin muhatap hem dost olmak istersin. Zade ahad ve samet olan Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine tevhid ile tam itminan ile eğer böyle yapmasan Allah muhafaza durumun kötü olur diyerek kıymetini alamazsın diye bu dersin özeti bu. Her zaman olduğu gibi evvela Taylan kardeşimiz şöyle bir kısa, uzun bir ders bir sayfa kadar okusun. Sonra Erdil Bey'le beraber tekrar dersi mütalaa edeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Cenab-ı Hak tesirini hak etsin der. Sözü Ahmet Taylan abimize bırakıyorum. Buyur kardeşim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci şuadan, üçüncü meyve. Zî şura ve bilhassa insana bakar. Evet, sır-ı vahdetle insan, bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetli meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli ve zihayatın hayatın en bahtiyarı ve en mesudu ve Halik alemin muhatabı ve dostu olabilir. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhidle bağlıdır. Ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en suflisi ve hayvanatın en biçaresi ve zî şuurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevi alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki 100.000 çeşit elemleri hisseder ve yüz binler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister. Böyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Mesela insanda gayet şedid bir arzu-i beka var. İnsanın bu maksadına öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzu-i beka gibi ebed tarafına uzanmış ve aktar aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat ise ancak sırrı vahdetle bütün kainatı kabzasında tutan zat-ı hat olabilir. Hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatına ait olacak incecik ve gizli cüz'i matlapları ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük muhit ve külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür. Kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür. Lakayt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez, gayet mahfi seslerini işitir, cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı, iki muti nefer gibi emrine musahhar ederek,
külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sırrı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhidle olsa o akıl hem ilahi, kutsi defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meş'um ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun imdadına yetişmezse, öyle müthiş bir hirkat, bir firkat, bir rikat, bir musibet olur ki, insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide, bu hirkati tam hisseder. Hem mesela, insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet, eğer sırrı tevhid yardım etse, bu küçük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse, eliyazu billah, öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi firaklarıyla biçare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar muvakkaten iptali his nevinden zahiren hissettirmiyor. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyat-ı beşeriyi kıyas etsen vahdet, tevhid ne derece kemalat-ı insaniye medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi Sirac-ı Nur'un belki 20 risallerinde gayet güzel bir tafsil ile ve hüccetli bir surete beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Evet, bu kadar kalsın. İnşallah sonra üstad bir misal verecek. Kalırsa zaman onu okuruz. Evet. Üçüncü mevdi. Başlayalım tekrar efendim. Erdi kardeşim, bakar mısın? Başlar mısın? Tamam abi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyine ve nebine Muhammed. Üçüncü meyve. Zişura ve bilhassa insana bakar. Evet. Sırr-ı vahdetle insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetli meyvesi ve mahlukatın en nazeneni ve en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı ve en mesudu ve Halık-ı Alemin muhatabı ve dostu olabilir. Evet, burada birkaç kavram üzerinde durmamız lazım. Birinci kavram değerli kardeşlerim, diyor ki zişure insana bakar. Birinci biliyorsunuz meyvede zat akdese baktı. İkinci meyvede kağıta baktı. Üçüncü meyvede insana baktı. Sırrı vahdetle. Ne de sırrı vahdet? Biliyorsunuz vahdet tek demektir. Yani çoğun tekte, kesetin vahdette birleşmesi demektir. Üstad Mesnevi'de Habbe'de diyor ki Cenab-ı Hak insanı acip bir süre halk etmiştir. Acip. Keset içinde vahdeti. Yani keset çok. Vahdet tek. Ne demek yani? İnsanın 100 türlü hücre var. Bu kesettir. Ama bu 100 türlü hücre insan da vahdet etmiş. Ne oldu? Sırrı vahdet oldu. Peki 5 parmak Arapçada 3'ten sonrası ekse çok demektir. 5 parmak çok demektir. Ama evde ittifak etti vahdet. O zaman ne oldu bu? Sırrı vahdet oldu. Mesela yine bir fabrikanın alet edevatı var. İçleri var. Şartları var. Vesaire. Bunlar bu çokluk ne de vahdet ediyor? Çıkan mamülde. Kağıta bakalım. Kağıtta güneşler var, aylar var, hayvanlar var, var, var. Bütün bunlar kime bakıyor? Kime temerküz ediyor? Buyur insanda. İnsan çek, hiçbir şey kalmaz. Hatta derler, senin için sadece senin için Erdi Bey, hiç kimse olmasa, biz hiç bir yadistan olsan, senin için güneş lazım mı?
Evet, bak, lazım. Demek ki bütün o bu kesler sana bakıyor. Hava lazım, su lazım, lazım, lazım. Evet. Evet, şimdi bu karmalattan sonra başka ne kavram gidiyor? Kavram, sırrı vahdetle insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi. Yani olgun, en mükemmel. Hem de hakkından en mükemmel yaratılmış. Bakadan terbiye ede göz en mükemmel. Daha bundan bir şey yapmasın. El en mükemmel. Hatta derler, aklıma geldi. Şu elin bileşkesi baş parmak. En mükemmel. Değil mi arkadaşlar? Mükemmel. Sonra kağıtın en mükemmel meyvesi. Bakın bir teşbih etti. Ağaca benzetti. Tayyar kardeşimiz açar mısın şeyde söyle Mesnevi'de Şemmen'in sonunda tamam. İnsan nasıl kağıtın meyvesi olur? Güzel bir teşbih ediyor. Buldu mu? Okuyorum. Oku. Kainat bir şeceredir. Anasır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf, seyyid-ül enbiya ve mürselin, imam-ül müttakin, Habib-i Rabbil Alemin, Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Evet. Demek ki burada kağıdı bir ağaca benzetti. Bir, ağacın en son çıkan kısmı meyvedir. İki, ağaç dallarıyla, çiçekleriyle, kökleriyle kime hizmet eder? İnsana. Bir teşbih. O da kainat ağaç dallarla üstüne teşbih etti. Kağıt bir şecere. Anasır, unsura dalları, nebatat yaprakları, hayvan çiçekleri. O da dedi, kime koşuyor? İnsana koşuyor. Ama orada bir şey daha söyledi. Dedi ki bu semelerden, bu meyvelerden en mükemmeli, en eşrefi peygamberimiz. Burada da yaratış mevzu meselesini getiriyor. Demek ki ilk çekirdek, ilk nüve. Çünkü meyve olmasın çekirdek atıyorsun. Demek ki kağıda ilk çekirdek. Nitekim Habbe'de şu kağıdı büyük bir kitap nazarına bakılsa Nur-u Muhammed'i aleyhisselam o kitabın kâtibinin kalemin mürekkebidir. Eğer şecere bakılsa bu kağıdın meyvesi olur. Böyle baktı mı madem ki insan genel olarak konuşuyoruz, mantıklı bir kaide var. Bir şey mutlak zikredilirse kemal-i mahsurdur. Bir şey mutlak konuşursa en mükemmel kim? Peygamberimiz. O halde en mükemmel zat dolayısıyla peygamberimiz insan olduğuna göre ne dedik? Bütün mahlukat içinde en büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetli meyvesi sonra ve mahlukatın en nazenini aman ya Rabbi. En nazenin, nazik ve en mükemmeli. Mükemmel deyince biz ne aklımıza geliyor? İnsanın ahsen takını yaratılmış. Evet. Lakat halaktan insanı ki ahsen takı. En mükemmel yaratılmış. Bana söyleyin. Nerede beğenmesin? En mükemmel. Bakın ben konuşuyorum. Konuşmam en mükemmel. Bak konuşmakın bu konuş başındaki bir uzuv. Madem orada açtık mevzuyu. Yine Mesnevi devam edici bir şey var ya. 281 sayfasının yarısında bir şey var. Başla ilgili bir yer var. Sani Hakim. Okuyorum. Oku. Görüyoruz ki Sani Hakim kemal-i hikmetiyle pek adi şeylerden pek harika mucize-i mensucat yapıyor. Sani Hakim kemal-i hikmetiyle pek adi şeylerden pek harika mucize-i mensucat yapıyor. Ve keza abesiyet ve israfa mahal bırakılmamak üzere bir ferdi envan vazifelerle tavzif ediyor. Hatta insanın başında insanın muvazzaf olduğu vazifeleri görmek için her vazifeye göre birer tırnak kadar maddi bir şeyin bulunması icap etseydi bir başın Cebel-i Tur büyüklüğünde olması lazım gelirdi ki ashab-ı vazife yer olsun. Bak bütün tatlar bu kadar. Bütün tatlar kesret. Ne kadar yer tat varsa ne de ittifak ediyor? Şu dil. Dil hepsini tadını alıyor mu? Acı, ekşi hepsini alıyor. Peki bütün efendim Konya Ovası kadar lazım ki beyin baş meydana gelsin. Baş. Size daha derin bir şey anlatayım. Bakın değerli kardeşlerim. 1978-79'da teknik şeyde bilim teknik mecmuasında ben okumuştum. Orada Amerika'dan NASA'da
bir toplantı olur. Bakın başla ilgili. Bir toplantı olur. O toplantıda 15 tane uzay profesör hocaları bir şey asılmış. Taht karşıya böyle tahta büyük bir levha asılmış. 2x3 ebadında bir harita. Şimdi bir resim var böyle. Diyor ki uzay profesörleri diyor ki bu gördüğünüz harita var ya, evet uzayın koskoca kainatın uzayının bakın kesret dairesi. Uzayın küçültülmüş bir maketi bu. Yani misal musagar. O sırada o toplantı bir doktor oturup kalkıyor böyle. Çok hoş şey yapıyor. Dikkat ediyor. Toplantı bitiyor. Diyor ki beyler diyor biz sizi rica ederim. 200 kilometre mesafede benim bir malikanem var. Sizi oraya davet etmek istiyorum. Evet. Götürüyor onları. İçeri götürüyor. Bir de odayı açıyor salonu. Salonda aynı fotoğraf, aynı resim, aynı harita. Allah Allah. Profesörler soruyor. Siz branşınız ne? Siz de uzay profesörü. Yok diyor. Ben nöroloji doktoruyum. Nöroloji doktor. Allah Allah. Ben bir doktorun, hele nöroloji doktorun uzayla ilgilendiği ilk defa görüyorum diyor. Peki bu haritayı nasıl getirdin buraya koydun diyor. Beyler o görün harita aynı harita mı? Evet aynı harita. Benim baktığım, gördüğüm harita nedir? Uzayın resminin maketi. Yani küçültülmüş resmi değil mi? Evet. Bir iyi bakın diyor. Allah Allah. Aynı. Diyor bu da var ya, bu da insan beyninin yani korteksin büyütülmüş resmi. Büyütülmüş resmi resmidir. Anlatabildim mi? Bak kesret içine vaat et. Vaat ise kesret. Buyur. Neyle bunu izah edilecek? Bilim adı bunu anlamıyor. Sadece diyor Konya Ovası kadardır. Konya Ovası kadar büyük işler, fabrikalar sadece bu onda doluyor. Ya Ahmetciğim hatırlar mısın? Sungur abi anlatırdı insan hafızasını. Hatırladın mı? Anlatırdı böyle. Bütün ne varsa hepsini yutuyor demişti. Hatırladın mı? Sen hatırlayabildin mi? Yani. Siz buyurun. Söyleyin. Yani diyor ki işte bu kadar. Bütün neydi okumuşsa ne etmişsek hani üstad 80 küsür okuduğum bütün hafızalar giriyor da emirden hatırladın değil mi? Şöyle. Şimdi. Nur aleminden, nur alemin bir anahtarından okurken ilim suretinde tamam, insanın ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın ilim suretinde o nurun tecellisi olarak hafızada her şeyin kaydolması. Tamam. Diyor üstad kendisinden misal vererek 80 sene okuduğu bütün kitaplar, gördüğü her şey ve ondan sonra sesler hepsi orada yazılmış, kaydolmuş. Diyor bunun haricinde daha 40 bin meşhudatım var, o da orada yazılıyor. Onu kime söylüyor? Sungur abi de mi diyor? Sungur abi, abilere söylüyor. İşte düşün bu kadar, kaç sene dedin, kaç kitap dedin? 90 kitap hafızasında. Ayrıca bütün 80 sene gördüğü her şey, işittiği sesler, gördüğü suretler, okuduğu kitaplar o küçücük nokta kadar hafızada kayıtlı. Bir Allah de diyor bunun haricinde 40 bin müşahadatım var manevi alemde. Onlar da oraya orada kayıtlı diyor. Allah-u Ekber yani. İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Evet. Zira bu terazu bu kadar sıkıntı çekmez. Bu kadar sıkıntı çekmez. Hakkın Allah'ı. O kesette ben el dedim, kainat dedim, hücre dedim ama senin verdiğin örnekte ilim dairesinde yani üstattan canlı örnek verdin. İnsan kendi hafızasına baksın. Böyle mükemmel yaratılmış mı? Sonra biz hayatın en bahtiyarı ama en mesudu. Niye üzülüyorsun ya? En mesudu. Başka ve ne dedi? Harika alemin muhatabı. Muhatap. Mektubatta var. 20. mektubun İkinci makam beşinci, dördüncü kelimesine galiba muhatap şey Erdi Bey 334. sayfasında muhatap var ya. Onu bir okur musun muhatap? Nasıl oluyor insan? Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal intizamından kitap şekline girdi, insandaki sıbgatı ve nakş-ı hikmeti dahi kitap çiçeğini açtı. Yani o sanat o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i zihayattaki cazatı fonograf gibi nutka geldiği söylettirdi. Ve öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sıbga-i Rabbaniye vermiş ki o maddi, cismani, camit kafada manevi, gaybi, hayattar olan beyan ve hitap çiçeği açıldı. Aman yarabbim. O insan ve o insan kafasındaki kabiliyet-i nutuk ve beyana
o derece ulvi cazat ve istidat verdi ki Sultan-ı Ezeliye'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi. Yani fıtrat-ı insaniyedeki sıbga-i Rabbaniye hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Bak muhatap, değil mi? O kadar muhatap, o kadar. O satırı zaten şey yapıyor, yani tevhid anlatıyor. Demek ki muhatap oluyor, muhatap. Bambaşka muhatap. Nitekim bir abimizden dinlemiştim. Van Berudu'nda şu misali verdi kürsüdeyken. Dedi ki şu anda Fatih Sultan Mehmet Hazretleri burada olsa, büyük o geldi diye bütün devlet erkanı, ileri gelenler toplanmaz mı? Toplanır. Hınca kalabalıkta Fatih böyle sağa sola gezdirse, baksa, efendim neye bakıyorsun vezirler? Ya birisini arıyorum. Efe ismi ne? Tellal Bayralım. Ahmet dedi. Ahmet'e bağırınca oradan bir adam kalktı. Gel gel dedi. Tanıdı. Geldi yanına geldi. Herkes şaşırdı kaldı. Ya bu kadar kalabalıkta herkesin hayretle baktı bu adam kim? Geldi o padişah yanına Ahmet. Dedi ki padişah ona, nasılsın? Bu kadar. Yani muhatap aldı. Şimdi bak bakalım o adamın şeyine. Ne derler? Değerine bak artık. Herkes ona bakmazlar mı? İşte muhatap oluyor. Allah Kur'an seni muhatap almış değerli kardeşim. Dememiş ey bakar dememiş. Ey hayvan dememiş. İnsan demiş bakın. Bundan mükemmel. Burada bir cümle okudum. Dikkatimi çekti. Diyor ki ve o sanat Allah o kadar mükemmel yaratmış ki o derece güzeldir ki o makine-i ziyaretli cihazatı bakın demin Ahmet Karş okudu ya efendim hafızası bu nereden çıkıyor? Konuşuyor. Fonograf diyor. Fonograf ne diyorsun? Fonograf. Fonograf ne de hatırlar mısınız fonograf? Yani bu gramofon der. Eskiden gramofon. Evet. Sen biliyor musun? Evet. Hem onu söylemek için bir de bu şeyle fonograf kelimesi sözlerde bir yer var onda. Otun sözde. Onu bulur musun? Onu bir okusun. Fonograf orada bir geçiyor. Otun sözde. Kaçıncı sayfa? Bakayım ben de bakayım. 848'de galiba. 848. Evet 848'de. Şeyde Erdin Bey'de var. Ben de var abi. Okuyayım mı? Aha, sen oku peki. Tamam. Hem mesela mahir bir sanatperver, maharetini göstermeyi sever bir usta, güzel, plaksız konuşan fonograf gibi bir sanatı icat ettikten sonra. Nedir fonograf? Sen bir soru söylemedin. Nedir fonograf biliyor musun? Ben Allah görmedim öyle. Tabii de. Bir kutu, bir plak vardır. Bir ben de iğnesi mi? Vardır. O iğne onun üzerinde ondan sonra döner o plak. O iğneyi onun üzerine geçtikçe ses çıkartır. Borazan gibi de şey vardır. Hoparlörü gibi. Oradan ses verir. Çünkü gençler yani bilmez bunu. Plak kaydedilen o iğne onu ne yapıyor? Seslendiriyor. Demek ki şimdi bir daha okur bakayım o bir şeyi. Hem mesela mahir bir sanatperver, maharetini göstermeyi sever bir usta, güzel, plaksız konuşan fonograf gibi bir sanatı icat ettikten sonra onu kurup tecrübe ediyor, gösteriyor. O sanatkarın düşündüğü ve istediği neticeleri en mükemmel bir tarzda gösterse, onun mucidi ne kadar iftihar eder, ne kadar memnun olur, ne derece hoşuna gider, kendi kendine barek Allah der. İşte küçücük bir insan, icatsız, sırf suri bir sanatçıyla, bir fonografın güzel işlemesiyle böyle memnun olsa, acaba bir Sani-i Zülcelal, koca kainatı bir musiki, bir fonograf hükmünde icat ettiği gibi, zemini ve zemin içindeki bütün zihayatı ve bilhassa zihayat içinde insanın başını öyle bir fonograf-ı Rabbani, bir musika-i ilahi tarzında yapmış ki hikmet-i beşer o sanat karşısında hayretinden parmağını ısırıyor. Ne diyecek artık? İnsan niye parmağını ısırır? Hayret kalır böyle. Böyle bir cihaz alamaz. Hakkını alamaz. Hayran kalıyor yani. Okuyor adam. Sadece mesela bir göz cihazından adam profesör oluyor. Peki tekrar devam edelim değerli kardeşim. Üçüncü mevzi. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhidle bağlıdır ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa insan mahlukatının en bedbahı ve mevcudatın en suflisi ve hayvanatın en biçaresi ve zihşurun en hüzünlüsü ve azaplısı
ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevvi alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki 100 bin çeşit elemleri hisseder, 100 binler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister. Burada bir sual var ya. Bak, aciz, yani bir insan çok fakir hem çok acizdir. Mesela bizim değerli kardeşim, bizim suya çok ihtiyacımız var. Onun fakiriyiz. Havaya ihtiyacımız var. Onun fakiriyiz. Ama hava yapamayız, su yapamayız, onun aciziyiz. Bakın, göze ihtiyacımız var, ışığa ihtiyacımız var, güneşe ihtiyacımız var, sonsuz ihtiyacımız var ama onu yapamayız. Aciziz. Hem fakiriz hem aciziz. Peki görünüşte bu aciz fakirlik insan düşmesine sebep değil mi? Sadece ben yerini söyleyeyim, ben kısa söylüyorum. Diyor ki Mesnevi'de 5. Reşat'a diyor ki hatta diyor efendim insan aklının haşmetiyle hilafet ve hakimet zirvesine yükselmiş, anlattım bunları. Hatta aciz, fakir, ihtiyaç ve akıl, bunlar veriliyor. Onun sukutuna esbab iken suut ve yükselmesine sebep olurlar. Bakın, seni bunlar yükseltecekken ama sen kalkıp da yanlış yere sarf edersen ne olur? Üzülürsün. Onu anlatıyor. Evet. Sonra devam et. Ve öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Evet. Güneşe ihtiyacın var. Yap güneşi bakalım. Suya ihtiyacın var. Yap bakalım. Bugün telefonla birisi konuştu. Hocam dua et dedi. Korkut elinde. Evet. Burası çok kurak dedi. Getir bakalım yağmuru. İhtiyacın var. Duaya çıkıyorsun. Her şey ihtiyaç var. Havaya ihtiyaç var. Evet. Devam et. Mesela insanda gayet şiddetli bir arzuyu beka var. Bu bekayı dinlemez adam. Çünkü bu önemli. Bu bekaya cevap veremezse adam çıldıracak hale gelir. Yaşamın anlamı kalmaz. Ahmet kardeşim, lemalar sende galiba. 42. Bekayı tamam. Okur musun? Okuyorum. Oku. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi baka tevehüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün fıraklardan gelen feryatlar aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alem-i bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyet-i insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-i beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki-i Zülcelal o şedid, sarsılmaz fıtri arzuyu, o tesirli, kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Yani şimdi o kadar akıcı gitti ki ahiretin varlığını anlattı. Ondan bir paragrafı okumadıysam olmaz. Onu okumamda olmaz. Okusan ondaki paragrafı sonra. Okuyorum. Oku. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halik-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı matumat ile zaizliyenin icadıyla kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı kalli, halli bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, 100 bin defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine, rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, Baki Zülcelal'e mahsustur. Ve madem Baki'nin esması bakiyedir,
Ve madem bakinin aynaları bakinin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bakaya mazhar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife, o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bakaya mazhar olur. Orada kalsın. Demek ki beka arzusu var mı? Erdi Bey tekrar mesela insanda bir daha Erdi Bey insanda mesela mesela insanda gayet şedid bir arzuyu beka var. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzuyu beka gibi ebed tarafını uzanmış ve aktar aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekte beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat ise ancak sırrı vahdetle bütün kainatı kabzasına tutan zat-ı ehad olabilir. Yani insan hem dünya hem ebede bakıyor. Yani sonsuz arzu var. Daha ben söylemiştim bir derste. Descartes der ki insan sınırlıdır. Ama onda sınırsız arzular vardır. Sınırlı arzular sınırsız elde edemeyeceğine göre demek ki bir alem var ki ben onu istiyorum. Yani beka alemi. Peki bunu kim getirecek? Nitekim 23. sözün ikinci mebasında yani bir oda açıp kapadığı gibi her şeye kadir olan, mekandan münezzeh olan, acize müberra olan, kusurdan mukaddes olan ancak Cenab-ı Hak getirecek. Gelin bunu ikinci mebası, birinci nüktesi var. Orada okuyalım. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci nükte insan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşere acib olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir mutlakın dergahına ilticaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabut olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, aczden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan mualla, bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bir Hakim-i Zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat insani ifa edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız evet. Odur. Kimden isteyeceğiz? Ancak ondan isteyeceğiz. Çünkü o her şeye kadir, her şeyinden nazır, her mekanda hazır olan Cenab-ı Hak bizim bu arzularımızı getirecek. O halde ona yalvarmalı, ondan istemeli. Evet, tekrar devam edelim kaldığımız. Hem beşerde kalbinin selametine ve ıstırahatına ait öyle incecik ve gizli ve cüzi matlapları ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez gayet mahfi seslerini işitir, cevapsız bırakmaz. Bu da bir ayetin mahalle diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi habbi verit. Ben Cenab-ı Hak size şahdım daha yakınım. İnsan kalpten geçiyor. Bu hadisler var, çok bunun örnekler var da. Şimdi zaman geliyor, iftara yaklaşıyoruz biliyorsun. Onun için fazla uzatmak istemiyorum. Mesela şimdi kalbin bütün en gizli hatıran bilir deyince üstadımız 26. zamanın efendim 11. ricasında bir 382'de Ahmet Bey okur musun Ahmet kardeşim? Okuyorum. Evet, bana orayı okur musun? Evet, bana öyle bir Halik ve Rab lazım ki
en küçük hatıratı kalbimi ve en hafi niyazımı bilecek ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi bana saadet ebedi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak, hem sineği halk ettiği gibi semavatı da icat edecek, hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineği halk edemeyen hatıratı kalbime müdahale edemez. Niyaz ruhumu işitemez. Semavatı halk etmeyen saadet ebedi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki hem hatıratı kalbimi ıslah eder, hem cevvi havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi dünyayı ahirete tebdil edip cenneti yapıp kapısını bana açar, evet, dedi, gir der. Gir der. Allah inşallah bu Ramazan hürmetine hepimizin dualarını kabul etsin. Oruçlarını Amin. Kabul etsin. O kapıyı aç, gir desin. İnşallah. Orada. İnşallah. Yine sen Sungur abine hatırlamayacaksın. İnşallah bunları mı okuyacak orada inşallah. Böyle bir sözü vardı. Ben hatırlamadım ama. Bu hakikatleri inşallah diyor, bir yıldızdan bir yıldıza uçarak okuyacağız diye. İnşallah. İnşallah orada bunu göreceğiz. İnşallah yine 21. mektubu diyor ki Ala sürü mütekabirin dünyevi muhabereleri, konuşmaları cennet tahtlarında birini zikrederler. İnşallah kapıyı aç, oraya gir der. Evet. 5 dakikamız var. Devam et bakalım. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emne musahhar ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilirsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sır vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Yani mesela, bu azaları Allah yoluna verirsen kıymet alırsın. Evet. Kainatın şeyini yerine getirirsin. Maksudunu. Yapmazsan, şimdi örnek verecek üstad. 6. sözün özeti şimdi bu. Evet. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid de olsa o akıl hem ilahi kutsi defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meş'um ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Doğru mu hakkında? Bunun 6. söz dedim ya. 6. sözün izahı var şeyde bunda. Akıl. Meş'um bir alet olur. O yolu harcarsan Allah'ım akıl en kıymetli varlıkken insan pırlantayı yere atar mı? İnsan ahmak demezler mi? Bak şimdi oku orada mesela. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alimi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan. Yok abi, o okuma. Yukarı yok. Okul 3. kârdaki akıl oku. Öyle mi? Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Yok şey. Mesela. Üçüncüsü mesela akıl. Yok devam et. Mesela akıl bir alettir. Onu. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç ve muazziz bir alet olur ki geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ahval-ı muhafifanesini senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzur bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer malik hakikisine satılsa onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet ebediyeye müheya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Gördün mü? Akıl en pırlanta. Çok basit bir örnek versem ben ağır olur ama farz-ı mal. Aklını çıkar böyle koysan, desek ki sana gel, yine birisi giriyor da şey yapıyor. Desek ki sana aklını ver, sana şey vereyim, milletvekili yapayım, üniversite mezunu yapayım. Hiçbir istemez. Bunu anlatırken ben bir derste, dedi hocam ne diyorsun ya? Bana cennette akıllı koysan ben yine
akıllı alırım. Niye dedim? Deli adam cennete ne yapsın? Akıl böyle bir alet, kıymetli aletken kalkıp da böyle çok kıymetli değer şeylere yapmak. Onun için peki devam edelim. Fazla uzatmayalım. Bas kaldı. Evet. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse öyle müthiş bir hırkat, bir firkat, bir rikkat, bir musibet olur ki insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet. Eğer sırrı tevhid yardım etse bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata nazeni bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse elûzü billah öyle bir musibet olur ki mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hassiz mahluklarının ebedi firaklarıyla biçare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar muhakkaten iptali his nevinden zahiren hissettirmiyor. Fakat biliyorsun i̇şte, bu eğlenceler, meğlenceler bunları düşünemiyor. Halbuki kalp kime müteveccih olacak? Baştan bırakılıp Allah'a müteveccih olacak. Nitekim bunu üçüncü lema, bu ders akılda kalbe hitap edilen üçüncü lemada. Ahmet Kaşım okur musun? Birinci cümle insan mahiyeti cami itibariyle. Okuyorum. Hı-hı. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadatı muhabbet, hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Bilal teşbih, insan nasıl ki mide yiyecek fakat aşırı yediği vakitte midenin ızdırabını çekerse, rahat edemezse, hastalanırsa, hastanın köşesine giderse, aynen bunun gibi insanın bütün cihazatı ebede, ahirete ve ona verilen bütün duygu ona müteveccih. Eğer sen yanlış istimal edersen başına gelecek felakette mustahak olursun diyor. Evet, son şimdi oku bakalım Erdi'ye son üç satı bitirelim. İşte şu üç misale yüzel cihazat ve hissiyat-ı beşeriyi kıyas etsen. Şu üç misal nedir? Birinci akıl gibi kıymet verilmiş. İkinci şefkat verilmiş. Üçüncüsü muhabbet verilmiş. Üstad 24. sözde muhabbet şu kağıtın sebep vücududur. Muhabbet olmazsa olmaz. Şefkat olmazsa insan bir işe yaramaz. Akıl olmazsa insan kıymetli gider. İnsan olmaz. Bunları eğer yapamazsan evet devam et. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyat-ı beşeriye kıyas etsen vahdet, tevhid ne derece kemalat insaniye medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi Sirac-ı Nur'un belki 20 risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hücretli bir surette beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Biz de azdan iktifa edelim. Rabbim okunan sözdeki bizi maksada bağışlasın, kavuştursun, anlamak lütfesin, anlayan, kendine gelen ve kendi bilme ışığı altında hakkın marifet eden gerçek sülal zümresini bizi şuura iltihak etsin. Kılınız namazı, tut doğruç kabul etsin. Ahmet Karşım, Sübhaneke de bitirelim. Buyur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım sana Allah'ım sana.